Risk de karşı Kumlama karşıya. ile ilgili bu işlemde çalışan Biliyor gençler. muydunuz? Bu taşlanma, özür dilerim. Taşlanmış kotları hazırlarken insanların çok büyük zarar gördüklerini biliyor muydunuz? E bir daha giymezsiniz falan dermişler. Yok, kot Bak benimkisi sektörüne buradan taşlanmamış. balta Tekrar vurmak kurşun kot endüstrisini baltalamak değil işin. Sadece bu Sana yöntemlerin izin vermem. artık şey yapılması için, yani daha doğrusu yapılmaması için. Evet. İşte başka çalıştığım komiteler var. Şimdi Çok güzel. o tür komitelerde çalışırken, hayata öyle bakarken tabii ki yaptığım işi de farklı yapmak ve ona da öyle bakmak durumundayım. Hepsi birbirini belirliyor Duruşunuz esasında. zaten belli, şarkılarınız da belli, hayat duruşunuz. Bu gerçekten kendini çok ele Teşekkür veriyor. ederim. Hani ben sanal alemi seven bir adamım. Geziyorum internette, surf derler buna. Kim nerede ne yapmış, ne kadar ilgi var, kim nerede nasıl bir duruşta. Sizinki hakikaten çok farklı. Sağ olun. Hani kaç yıl öncesiydi ben hatırlamıyorum, bayağı oldum. İlk şeyle ben tanıdım sizi, aldı gitti O parçasıyla benim tanıdım. tabii Ya ben dur, böyle ilk iki albümümden sonra bir yaptığım kal olmuştum, böyle bir kolektif kal gelmişti çalışma. bana. Eyvah ne oluyoruz dedim. Yani bu ses, bu yorum çok güzel. Hatta falan böyle bir duygulanmıştım, gözlerim dolmuştu. Abartmıyorum ama bunu. Sağ olun. Çok iyi. Ben her fırsatta program boyunca bunu dile getireceğim. Evet. Teşekkür ederim. Bir de aramızda bir abi var. Ben hemen biraz da onun yanına sohbet etmek istiyorum. Mikrofonu alabilir miyiz? Hoş geldiniz önce. Şöyle siper alayım. Bakın değerli izleyiciler, değerli konuklar. Bunları Metin abi yapıyor. Ve yanında çok güzel, melekler gibi, dünyalar güzeli bir kızı var. Onunla beraber yapıyorlar, değil mi? Evet. Nedir bunlar abi? Nasıl bir iş bu? Getirdin stüdyoya kadar, sağ ol, eksik olma. Evet. Biraz anlat bakalım. Satışına yapacağım ben daha sonra bunları. İnşallah. Nedir bunlar? Nasıl yapıyorsun? Şimdi bunlar Biraz mikrofonu yakın tutar mısın? kullanmalar şimdi bu sene çok moda oldu her Bu yer. sene çok moda oldu. Bunların tabii en büyüğü 90 santimdi. Sen maşallah abartmışsın. Ben de dedim olmayanı yapayım. Hani Olmayanı yapayım dedin. özel Bunu yani. kapıdan içeri sığdıramadık yahu Değil biz. mi? Eğmek büyümek zorunda kaldık. Evet, öyle oldu. Yani bunlar vardı. Yani Vardı, en büyüğü 90 santim. hayır, yani böyle bir tarz vardı. Vardı. Siz mi yeni başladınız böyle bir Ben şeye? yeni başlattım. Şimdi en büyüğü 2 metre. Siz de mi bu konuda tek Türksünüz? Tek Türk'üm. Hadi canım. Vallahi. Hep buraya konusunda tek olan insanlar geliyor. Gerçekten. Peki fiyatları pahalı mı bunların? Pahalıdır. Yani şimdi bunların taklitleri var. 90 santimi bilmiyorum, açıklamak gerekir mi? Açıkla, rahat ol. 2000-2500 euro ufakları. Maşallah ucuzmuş ya. Ne? Çok ucuzmuş. 2500 euro ortalama Türkiye'de Tabii bizde. bir ailenin, orta gelirli bir ailenin kaç aylık masrafıdır? Valla az evvel de emeklilik yatırım falan konuşuyor. Türkiye'deki emeklileri düşündüm de ben zavallıların öyle yatırımlık falan hali yok. Hayır, buradaki emeklilik bu Türkiye, arada. evet biliyorum. O Türkiye'de en az bir emekli için 5 aylık Biz bir bunu Avrupa'da gelir. satacağız abi. Evet, Ama bu demek minimum. değil ki yani bu Ve da Dubai'de satacağız bunları. inşallah. Dubai'de çok gider bunlar. Araplar böyle şeylere çok meraklıdır. Doğru mu? Evet. Peki ilgilenenler nasıl ulaşacaklar sana? Var mı bilgileri? Metin Bey'in bilgileri varsa hemen ne olur ekranın altından verelim. Bir de sen anlat, nasıl ulaşacaklar? Neler yapmaları gerekiyor bundan edinmek isteyenler? Yani biz şimdi bu firma yeni bir firma. Yeni, bizde de devir değişiyor tabii. Sizde de mi değişiyor devir? Evet. Maşallah. Kızımla beraber yapıyoruz. Bir de bir Alman ortağımız var. Alman ortağınız var. Evet, o da kendisi şimdi Züğüt Afrika'da. Güney Yani Afrika'da. Güney Ne Afrika'da. yapıyor orada? Orada da aynı kolu açmaya çalışıyoruz. Bundan Evet. yapıyorsunuz. Afrikalılara Evet. satacaksınız. Ya oran halkı daha Allah çok değişik iyi. istiyor. Bir şey Çok güzel. sorabilir miyim? Buyurun. Sen nakliyesini nasıl yapıyorsunuz? Yani o portatif bir şey mi İyi, bu yoksa... böyle geliyor. Tüm olarak geliyor bu. Çok güzel bir Ve soru. eziyet bir olay aslında. Hani biz bunu 5 kişi Doğru. böyle kapıdan içirmeye, şaka Şimdi tabii ki. Güzel. bu özel sipariş olduğu için mesela bazı Alman müşterilerimiz bunu bahçeye kullanıyor. 5 metre istedi benden. 5 metre çapında Hadi büyük. canım. Ne Tabii yapacaksınız bahçeye? o zaman orada yapıyoruz. Yani o işlemi orada Ha, onların yerinde bahçesinde yapıyoruz. yapıyorsunuz. Takriben bir hafta sürüyor yani. Mikrofonu kızınıza verin lütfen. Çok böyle narin bir hali var. Çok böyle narin bir yapısı var. Bunlar da kalın teller. Nasıl başa çıkıyorsun sen bunlarla? Beraber yapıyoruz. Babamla yardım Biraz ediyorum. mikrofonu yakın Beraber tutarsan. yapıyoruz. Zorlanmıyor musun? Biraz ama. Biraz Ama zorlanıyorsun. evet. Ne aletleri kullanıyorsunuz bunları yaparken?
Perse, kerpeten, çekil, tornavida. Alüminyum draht. Türkçesini bilmiyorum ben. Alüminyum kullanıyorsunuz. İyi, güzel, gayet başarılı çalışmalar. Kutluyorum ben. Bundan daha sonra yılbaşı itibariyle yeni bir stüdyoya geçecek inşallah, devir değişiyor. Bir aksilik çıkmazsa. Yeni stüdyoda bunlardan çok farklı durumlarda değerlendireceğiz. Eksik olmayın. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Ne yapalım? Şarkıyla devam edelim mi? Ne olur bizi soluklandırın. Bir zahmet. Yasemin Göksu'ya kuvvetli bir alkış. Valla çok güzel. Harika ya.